Arkadaşlar geldi çattı 2024 motobike'dayız ve yanında çok heyecan duyduğum, ayrıyetten çok saygı duyduğum bir motosiklet. Hatta o motosikletin grubu var. M grubuylayız. Türkiye'ye getirdiler, tanıttılar. Çok yakında bu M Parti ile ilgili çok güzel sürprizlerimiz olacak kanalda. Ne demek istediğimi beni tanıyanlar 3-5 anlamıştır. Burada arkada toprak var. Toprağın bindiği makinenin birebiri aynısı. Yani aynısı derken farları falan caddede binebilecek bir pozisyonu var. Burada yakında farklı bir numaratör göreceksiniz. Öyle bir sürpriz vereyim. Kanatlar, competition. Yani her yeri karbon. Karbona batırıp çıkartmışlar bu seriyi. Bak burada M binararı var. Bunun çıplak versiyonu. Artık 200 beygirler konuşuluyor. Hani o artık belli bir yerde limitlenen diyenler için buraları açtılar. Ya bir de bu karbon detay biraz lüks gösteriyor abi. Çok premium duruyor. Ayrı duruyor yani. Bir de buna böyle bir ayrı stand yapmaları çok güzel olmuş. Bir sürprizim daha var. Gel X-R'ın o tarafa geçelim. Biliyorsunuz X-R'ı çok seviyoruz. Neden? Hem dik oturuşlu hem de kopup gidiyor yani. İster piste gir ister caddelerde sür. Bunun da M'i geldi artık. Hani o 160 beygirlerde falan ya acaba biraz daha mı gitmeli diyenler. Zaten 160 neyine yetmeyecekse artık 200-202 beygir mi 204 beygir mi ne oldu? Çok ciddi artık. Hem kanatlar falan geldi. Hep diyorum ya Barent aynalar. İşte bak gel X-R'ın yanına geçelim. Barent aynalar. Burada kimseyi de rahatsız etmeyelim. Bak M zincirler görüyor musun? M basaklar geldi. Burada kanatlar var. Barent aynalar geldi. Daha sportif bir gidon. Daha kısa bir cam. Her yer karbon. Kafaları yiyeceğiz. Bunlar çok yakında. Neyse orası sürprizle kalsın. Gel devam edelim. BMW'de başka neler var? Yeni gelen seride F900 var. Nasıl? İyi mi? Bakabilir miyiz? Ne haber? İyi senden? Gel, nasıl? Gel, gel. Bak F900 XR. Toprak da en son bunda bir şov yaptı işte. Gel. Güzel. Bak oturduğun zaman en azından dolu dolu bir deposu var. Kısa bir cam, rally gibi. Kafada bir şeyler falan var. Yine tabii ki BMW'nin enci kısıtmaları falan her şey var üzerinde. Trikolor rengi güzel ya. Nasıl? Ayakta da gidebilirsin. Bunu arazide denemek lazım. Teste verelim. Vallahi olur, biz memnuniyet duyarız. Seve seve yaparız. GS'i biliyorsunuz zaten. 1250 ADV hala var arkadaşlar. Yeni rengi. Yeni rengi. Mavi gelmiş. Ama en azından bildiğimiz 1250. Şurada 1300 var arkadaşlar. 1300'ün testini zaten çekmiştik. Vlog falan vardı. 1300 gayet güzel. Ama ne yapıyoruz? Bunun ADV'sini bekliyoruz. Bunun ADV'si bence daha güzel olacak. Burada Option var değil mi? Option serisi var. Option 719 çantaları üzerinde. Ya Option'da biraz daha özellikler fazla. Aksesuarları falan var böyle daha detay bakabileceğiniz. Bu kapaklar, rengi, gidon barı falan böyle biraz daha renkli falan güzel duruyor. F800'ler bunlar yenilenmedi değil mi? Yenilendi. F750'de F850'ye geçti. Bak 100 cc büyümüşüz. Başka ne var yeni? Beygir olarak 10 beygir artıyor. Tamam. 10 Newton artıyor. Canlandı. Tamam, biraz daha güncelleme var. Onun dışında sadece renk makyajımız. Tamam, güzel. Ama benim ilgimi şunlar çok çekiyor. R12'ler çok güzel makineler. Yani hep seviyorum. Cafe Racer, retro. Gel. Özellikle şu gri de güzel ama yeşil rengi çok tatlı. Buyurun. Heh, tamam. Şöyle bir oturmak istiyorum. Burada en güzel değişiklik bence... Of. Şurada bile çok konforlu bir selesi var ya. Ekrana bak. Gelsene ekranı bir yakından çekelim. Ekran çok iyi. Hem modernize hem hala retro kalabilmeyi başarmış. Şu aynaları bir değiştirirsek, buraya da böyle Barent aynalar takarsak efsane bir makine olur bu. Çok beğendim. Deposu, oturuşu, tele konforu harika. Bak inmek istemiyorum. Çok tatlı. Rengi de çok güzel. Arkada bu 719 moda. Barent değil mi? Bak şimdi bak. Ben bir şey söylüyorum ve güzel duruyor. Bak abi çek aynaları. Bak ne kadar tatlı olmuş. Bak. Bunun sele de farklı. Yekpare bir sele var. Bu 719 opsiyonlu model arkadaşlar. Depo da farklı bu arada. Yani burada birazcık daha custom made seçebiliyorsunuz. Kendi tasarımını biraz daha göz zevkine göre kendin bir şeyleri karar verebiliyorsun motorda ama çok şık. Anahtarlı çalışıyor. Anahtarlı çalışmıyor. Gidon kilidi o. Ha gidon kilidi. Çok özür dilerim. Onda tuş değil. Aa tamam. Tamam. Ben de bir an dedim ki bu nasıl? Keyless Go yok mu bunda diyecektim ya. Aman Allah'ım. Başka ne var? Gel. Devam edelim. BMW standı güzel. Burada ağır abiler var bak. Burada 1800'lük büyük makinesi var. Continental miydi bu? Transcontinental. Aynen, Transcontinental. Biliyorum biliyorum. Biz bunu tanıttık, hatta Reels'ı çok patlamıştı. Bayağı izlenmişti bunun.
Bu tarafta aynı Rockstar var galiba. Bu artık birazcık daha BMW Cruiser severlere ağırlık vermeye başladı son dönemlerde ve güzel. Türkiye'de kaybolan bir sektör olmasına rağmen bu Chopper Cruiser serisi, buna sahip çıkılması bence güzel bir olay. Hani en azından BMW'ye bindiğiniz zaman biliyorsunuz ki kaliteden ödün verilmiyor hiçbir parçada. O da ne oluyor? Sürüş keyfinize bol bol yansıyor. İsteyenler için şöyle bir oturayım, üzerinde görün beni. Abi bu ne? Woo! Bloğa bakar mısın? Yani bu 2000 cc'ye yakın bir alet arkadaşlar. Ama hani 2000 cc diye torku çok yüksek ama böyle çok yüksek hız değil. Zaten kadranda 200 kilometreyi sonlamışlar. Yani bu makineyle böyle biraz keyif yapacaksın abi. Pata 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 atacaksın böyle. Biraz Ege kıyılarına doğru süreceksin. Rengi güzelmiş bu arada, böyle mat siyah grimsi bir rengi var. Diğer detayların hepsi Piona Black. Çantaları falan gerçekten çok şık. Arkada da onun bir farklı modeli var. Burada böyle hep farklı farklı versiyonları var. Yani ne bu? İşte ben bir motor istiyorum ama ya ben işte farklı mat olsun, daha klasik olsun, kromlar olsun. Efendim hem klasik olsun hem parlak olsun diye böyle bir sürü boya çeşitleriyle her şeyle değişebiliyor makine. O Transcontinental'in burada bigger modeli var. Arka çantayı istemiyorsanız daha spor. Mesela ben bunları daha çok seviyorum. Biraz daha yaşımıza, benim yaşıma daha çok hitap ediyor. Daha spor bir duruşu var. Ekranı falan bir gösterir misin abi? Bak, televizyon gibi yani. Bak, biz bunların incelemesini yaptık. Marshall ses sistemleri var. Kolonlar hem burada var, hem burada artçı için var. Şurada görüyor musun? Bir de böyle devasa bir televizyonumsu bir ekranı var. Ama nostalji olsun diye kadranlar yine analog olmuş. Bence kötü de durmamış. Gayet güzel duruyor. Bu tarafta ne var? Burada da artık BMW'nin amiral gemileri K1600 serileri var. Burası artık 6 silindir. 1600 cc olarak geçiyor bu grup. Daha çok yol yapmak isteyen. İşte ne bileyim. Burada ha bak, bu normal modeli. Şu exclusive modeli galiba. Burada da spor modeli var. Oy oy, artı 1250 oldu. Orada da işte boxer motor var tekrar. Onların zaten videoları kanalda mevcut. Bu tarafta yeni BMW'nin geldi mi? Yeni BMW'miz, elektriklimiz. Tamam, bir bakabilir miyiz? Müsait mi? Kimseyi de rahatsız etmeyelim arkadaşlar. Burada fuara geldik diye. CS4'ün yeni rengi. Aa, CS4 lacivert gelmiş. Evet. Bak, simli bir rengi gelmiş. Güzel. Metalik mavi, mora dönebiliyor güneşte. Belli. Güneşte bunun rengi değişecek. Bundan zaten çekmiştik arkadaşlar. CS04'ü biliyorsunuz. Hani o tarafa geçersiniz. Burada ne var? C2 var. Yeni gelen platformu. Motor bloğu aynı mı? Motor gücü kuvveti aynı mı onunla? Aynı değil. Farklılıklar var mı? Oturabilir miyiz üzerine? 95 kilometrelik bir son hız. Ortalama 95 kilometrelik bir menzil sunuyor. Aa, anladım. Bu biraz daha çift bataryalı getirdim. Hem ayaklarımı böyle de sürebilirim eğer artçım yoksa, hem de böyle de sürebilirim. Değişik, bindiğim zaman biraz bana böyle bisikleti anımsattı. Ama böyle artık bazı şeyler mobiliteye çok dönmeye başladı. Şehir içinde dar trafiklerde böyle işinizle evinizin arası çok uzak mesafeler yoksa ve elektrikli dünyasından biraz tat alıyorsanız, BMW yine burada kendine has bir tasarım yapmış. Baktığınız zaman değişik duruyor. Yani bir şeye benzemiyor dediğim gibi. Böyle biraz daha bisiklet gibi duruyor. E-parkur olarak geçiyor. Nasıl? E-parkur olarak adlandırılıyor. E-parkur olarak adlandırılıyor. Evet, güzel. Yani böyle değişik tasarımları, şehir içinde farklı olmayı seviyorsanız, evet, BMW'nin bu modeli tabii ki yani aa ne bu falan dedirtirebilir eğer öyle şeyleri seviyorsanız. BMW standı bu kadardı. Down in the car, one time give it all. Bust it open, huh? Let me see you drop. Get down in the car. Şimdi sıra Royal Enfield'da arkadaşlar. Fuar gezmeye devam ediyoruz. İlk önce 350 serisiyle başlayacağım. Biliyorsunuz 350 serileri geldi. Bunlar yaklaşık 350 cc'de 21 beygir üretiyordu. 21 beygir torku neydi? 20 tork. Arkadaşlar burada olay hız değil. Biraz daha bineceğiz. Bak şöyle üzerine birazcık oturayım. Bak, süper meteor. Ben sarıyı seviyorum. Bir de mat yeşil de güzelmiş. Gayet rahat bir oturuşu var. Hani böyle biraz daha cruiser sürüyormuşsunuz gibi düşünün. Ama ekran güzel. Bak, burada minik bir ekranımız var. Burada bazı dijital şeyler var. Bak, ekran böyle fena değil. En azından tuttuğunuz malzemeler, elcikler şiş şiş. Burada küçük bir navigasyon barınız var. Buradan bazı şeyler alabileceksiniz. Depo kapakları falan böyle güzel, kaliteli. Yani motor biraz, Royal'lar birazcık böyle tok tok motorlar. Ama hız için değil arkadaşlar. Keyif için bakın. Burada başta bir anlaşalım. Burada Meteor 350 serisi var. Renkleri böyle. Bak, sarı, mat yeşil, kırmızı. Burada süper meteor var. Burada bunun bir 650 kısmına geçiyoruz. Yani makine birazcık daha büyüyor. Açıkçası biraz daha profesyonel durmaya başlamış. Amortisörler artık şova görüyorsunuz burada. İşte aksesuar, cam mam, ayaklarım birazcık daha önde. Evet, daha büyük bir makinede oturduğumu daha rahat hissediyorum burada. Bunlar da yanılmıyorsam 47 beygir olması gerekiyor. Doğru mu? 47 beygirlik bir gücünüz var. Elcik korumalar. Burada kütükler falan alüminyuma dönmüş. Bunları gösterebilir miyiz? Bak, çok güzel olmuş burada alüminyumlar. Bak, elciklerde Royal Enfield yazıları. Bunlar biraz daha alüminyum. Şova
süspansiyonları görüyorsun. Bak depo kapağı daha kaliteli bir hale gelmiş. Bak görüyor musun? Kroma dönmüş artık burada. Daha rahat bir oturuş pozisyonu. Bak teleyi çek. Burada Royal'ın logoları ve sisi barıyla geliyor üzerinde böyle. Güzel bu. Bak bunlar böyle biraz daha süper meteorlar, biraz daha chopper, cruiser. Bu tarz havayı sevenler için yani Royal Enfield'ın olayı arkadaşlar yüksek performans değil, tamamen uzun ömürlü. Bozuk yollarda da olsun, biliyorsunuz. Bu ünüyle nam yapmış bir marka. Sağlamım ben diyor. Artık farlar bu arada böyle halojen gibi gözüküyor da içleri led arkadaşlar bunların. Bak benim favorim. Bununla da ilgili bir sürpriz yapabilirim yakında arkadaşlar kanalda. Çünkü bir projem var. Ne yapıyorsun ya? Gel gel, bizde yabancı yok kanka, çıkalım. Ne diyorsun? Merhaba. Gider mi bir kafede? Gitmez mi ya? Kanka mikrofonlarımız tokuştu. Ben geçen fuar kaybettim. Ama. Önemli. Ciddi benim mi? Böyle tokalaşırken düşmüş gitmiş. Lazım olursa haber ver, vermeyeceğim. İki kişilik motovlog. Gelsene nereye? Niye dışarıda duruyorsun? Adamlar davet etti, gidemedik ama fuardan sonra olsun. Sözüm o söz geleceğim. Normal abi. Kanka işten ya. Güçten dolayı. Vallahi yanlış anlama. Hiç sıkıntı yok. Var yani benden bir isteğiniz? Hiçbir problem yok. Sen çekimini yap, bizimle konuşuruz. Tamam. Bir görüşelim, bir aynen. Plan proje yapalım ama. Başımızın kalabalığı gitsin. Karıştıracağız mı senin YouTube'u? Hadi görüşürüz. Sağ ol. Bak Mr. Clean. Bunun olayı ne biliyor musun? Biraz daha Cafe Razor, böyle clip-on gidon. Bak depoyu çek kanka. Burası krom, kendini görebileceksin. Bak görüyor musun burası? Bu Mr. Clean'in olayı bu. Buna aksesuarlarla birlikte şu aynaları sökeceğiz. Buraya Barent ayna takacağız. Buraya far kafesi gelecek. Ufak bir cam, lastikler dişli. Arkaya gel. Buraya bir tane monokopak takıp bu çamurluğu sökeceğim. Buna değişik bir proje var. Eğer olur da sevgili Gökmen abi, buradan videomu izliyorsan yapalım bir şeyler şuna be. Tel jantları var, çift egzozu var. 650 cc çift silindir. Üzerine bindiğiniz zaman bak Continental GT adı bile bir seksi bir adı var ya. Bak biraz böyle spor bir oturuş çünkü clip-on bir gidon var. Gayet retro. Böyle burada takometreler var. Şu sinyalleri falan hepsini değiştireceğim ben alırsam. Böyle spor bir oturuşu var. Hani böyle bunun birazcık daha rahatını istiyorsanız orada farklı bir model var. Bu Continental GT arkadaşlar. Bak bir tane de burada şeyler var. Diğeri nerede? Burada da Continental'de bu ara gel. Hem tel jant, isterseniz de böyle çelik jantlı olan modelleri de var. Onlara göre biraz fiyatlar tabii ki değişebiliyor. Hani ne kadarmış? Burada yazıyor mu? Bakalım. 39 kW, 52 tork var. Torklar güzel bu arada. Ben ufak bir sürdüm. Küçük bir test sürüşü yaptım. Rap rap bak güzel, hemen kavruyor. İlk yani alt tork değerleri güzel. Bir model daha var. Gel onları da çekelim. Heh, onlar da karşıda. Burada hatta ne var? Bak Scram var burada. Bundan bir tane daha var mı bir yerde? Maalesef mi? Çok küçük rica etsek sizden. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rahatsız etmediysek. Burada da artık biraz daha Scrambler tel jantlı bir modeli var. Burada 400 cc'ler var. Şöyle bineyim üzerine. Bak biraz daha böyle retro Scrambler kafası seviyorsanız ve o taraflarda aklınız varsa. Ekrandaki kodlamalar değişik. Tuş takımları burada bir tık daha şey alt gruba iniyor. Biraz daha dişli böyle elcikler bile var. Hani tatlı ara sıra hem şehir içinde dolanıp hem de böyle ufak tefek offroad gezilerinize de çıkabilirsiniz. Ufak tefek değil, bunlar lastiklerinizi değiştirirseniz daha farklı bile girebilirsiniz. Bybre frenler var üzerinde bu arada. Bunda led far yok. Bunda halojen bir far var. Ya baktığın zaman biraz eski bir modeli andırıyor. Yani o tarza hitap etmek istiyorsan, ben çok güncel motorlar değil de birazcık daha böyle retro kafadayım diyorsan tercih edebileceğin bir model. Hatta burada bak başlangıç fiyat arkadaşlar 260 bin lira ya. İyi bir fiyat yani. 260 bin liraya artık böyle 400 cc bir makine alacaksın. Yanlış hatırlamıyorsam bunun 400 cc olması lazım. Burada yazmıyor. Tek silindir. Orada bir yağ radyatörü var, soğutması var. Fena durmuyor. Değişik. Burada Interceptor var. Bu Continental GT'nin birazcık daha farklısı. Hani böyle depo birazcık daha oval geliyor ve gidon. Burada bunun en büyük farkı gidon. Şöyle üzerine oturduğum zaman daha rahat bir oturuşu var. Yani biraz daha naked motor. Clip-on gelmiyor. Riser'la beraber geliyor. Biraz daha bu modelde krom ağırlıklı ama renklerin hepsiyle oynamak mümkün. Aynı burada da yaklaşık bir kaç beygirdi? Ben bakmıştım şimdi buraya. Bir saniye söyleyeyim. 46-47 beygir. Yani 50 beygirlik makineler var arkadaşlar üzerinde. ABS'leri var. Bakalım bu sene Royal Enfield hakkında birazcık konuşturacak gibi. Özellikle bu hani ben bu Cafe Razor modellerini çok fazla sevmeye başladım ve üzerine proje yaratabileceğim. Çünkü neden? Fiyat çok pahalı değil. Burada yakalayabiliyorsun motosikleti. Aksesuarlandırma daha rahat oluyor. Uzun ömürlü olması birazcık senelerin verdiği o marka vizyonu Royal Enfield'ın birazcık güzel. Bundan dolayı hani tercih edilebilecek diye düşünüyorum. Bakalım bunu da bu sene gösterecek. Royal'larda da bazı modelleri de birazdan göstereceğim. 350 serisinde hem Hunter'lar var, onları da göstereceğim. Bir de böyle klasik model seviyorsanız burada Bullet 350 var. Burada klasik 350 var. Yan tarafta da daha da klasik. Biraz daha bobber tarzı var. Yani burada olay şu. Tarz seçebiliyorsun. Bak bu motor farklı duruyor, o motor farklı duruyor, o motor da farklı duruyor. Yani bir grupta 3 farklı model var. Bu ne demek? İşte biraz daha kendine göre custom made yapabiliyorsun. Tasarım, tarz neyse. Biraz oturalım üzerine. Bak burada oturduğun zaman böyle. Bunda da bak depo kalitesi, boya kalitesi. Yani şuradaki krom detaylar falan güzel duruyor. Malzemenin
tünelin böyle birbirine birleştiği yerler güzel. Ama böyle biraz daha klasik kafayı seviyorsan, bak tren farı gibi burada kaşı falan var, böyle güzel olmuş. Yan tarafta birazcık daha böyle bak kahve koltuk, benim sevdiğim renkler var. Böyle gri mi, mat, yeşil mi artık? Yeşile çalan bir grisi var. Bak burada çift parça sele var. Bir sonrakine geldiğin zaman artık burada iş biraz daha Bobra dönüyor. Tek kişi sürebiliyorsun ama aksesuar olarak yine besleyip buralara falan telelerini koyabiliyorsun. 350 seri de hazır buradayken şeyi göstereyim, gel. Oo, Başkan Ali Yerlikaya geldi. Dağılın. Arkadaşlar bizden daha ünlüler. Bu arada Himalayan açıldı arkadaşlar. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geliyor biliyorsunuz. Kendisinin de bir olayı var. Çek çek orayı çek. Himalayan'da böyle birazdan inceleriz. Herkesin beklediği Himalayan'ın artık yanındayız. Biliyorsunuz bu motor internette böyle bir fenomen haline geldi. Çünkü çok sağlam, her yerde gidebiliyor. Uygun fiyatlı, performanslı. Bak şimdi. Evet, Himalayan'a biniyoruz arkadaşlar. Oturuyoruz. Bu özel bir renk, sarı siyah. Bindiğiniz zaman burada böyle yuvarlak bir takometresi var. Küçük bir ön camı var. Bu cam aksesuarlardan belki yarın öbür gün detaylandırılabilecek. Koruma barı gibi gözüküyor ama hem granaj gibi de duruyor. Bak çantaları falan üzerinde. Oturuş pozisyonundan bahsedeyim merak edenler için. Çok rahat. Yani çok ergonomik bir pozisyonda oturuyorsunuz. 400 cc kaç beygirdi? 40 beygir. 40 beygirlik 400 cc. 400 cc 40 beygirlik bir gücü var. Abi ne haber? İyi. Çalışıyoruz. Ver abi. Dur. Bunu nereye takacağım? Hazır anlatıyorken. Dur ben şöyle tutayım. Evet abi. Buyur. Sen anlatıyordun ya. Hı, ya tamam, devam edeyim. İzlerime de anlat. Eyvallah. İki iş olmasın. Himalayan geldi arkadaşlar. 400 cc 40 beygir. 340 bin ile 299 bin TL arasında değişen bir fiyat var. Bence fiyat güzel. İnternette fenomen bir motor. Şavo amortisörler var. Bak görüyor musun? Böyle navigasyon gibi bir ekranı var. Buradan onları falan atabiliyoruz. Ne diyorsun fiyata? 400 cc, 40 beygir, sağlam bir makine. Yani acaba lansman fiyatları mı budur diye bilmiyorum. Tabii birazcık lansman fiyatları bu. O yüzden almak istiyorsanız ona göre bir iletişime geçmelerini ben tavsiye ediyorum. Çünkü biliyorsun. Sanıyorum bu senenin, ya bu sezonun en böyle şeyi oldu. Ne oldu? Popüler. Popüleri. Abi popüler, bu motor markası internette çok popüler. Evet. Bu arada ben Cafe Razer'a çok bakıyorum. Başta Mr. Clean var, görüyor musun? O gözüme çarptı şimdi, bir yandan da ona bakıyorum. Ben onu biraz custom made yapmayı düşünüyorum. Öyle yapabilirsen. Mi? Bir Cafe Razer projemiz var. Yaparsak. Vallahi ne diyorsun abi? Köpeğin olsun, aşk olsun Mehmet abi. Ökmen abi. Ne haber abi? Her tarafta kamera var bak. Orada var, burada var. Hangisini konuşmak hangi istiyorsun? Ya? Bir şey söyleyebilir miyim? Royal'ı getirdiğin için teşekkür ederiz. Çok merak ediyorum. Yani getirdiğiniz, ön ayak olduğunuz için yani. Kibar Holding'e ait. Evet. Karay. Tamam. Evet. Ama yine siz de işin içinde olduğunuz ben için. Ben genel müdürüyüm tabii ki bu firmanın. Amacımız sektöre çok daha büyük. Bu insanlara, bu halkımıza uygun maliyetli, kaliteli ürünler getirmek. Ben çok beğendim bunu. En büyük bunu. Örneği şu anda üzerinde oturduğum motosiklet. Şu ekran, boya ve kalitesi gayet güzel. Söz verdiğimiz gibi 299 bin TL gibi çok özel bir rakamdan çıktık. Fiyatlar çok iyi. Çok iyi. Söylüyorum size yani. Çok iyi. Bak ama Mr. Clean'i gözüme kestirdim. Ama bununla kalmaz gibi. Kaç gündür Mr. Clean diye. Mr. Clean, Mr. Clean gidiyorum geliyorum Mr. Clean ya. Onunla şimdi bir custom projesi yapacağız. Bence evet. Harika olur. Gökmen abi yardımcı olacak. Bak Olcan. Tamam beraber yapacağız. Tamam. Bir Olcan, tane Mr. Clean'i custom. Olmazsa sende de bir tane başka bir şey yapalım. Yapalım. Biz biliyorsun custom geçmişinden geliyoruz yani. Bizim asıl işimiz zaten. Seni öyle takibe almıştım ben. O makineleri görünce dedim ki bu adamı takip etmem lazım. İleride bir şeyler olur diye. Sen de direkt şöyle bir Continental GT. Ben o ya, başka bir şey değil. Ya o green ya Mr. Clean. Zaten. Olsun ya, geç olsun hiç olmasın Gökmen abi. Himalayan da böyle arkadaşlar. Yani güzel. Bunu ben bu sene çok yollarda göreceğimizi düşünüyorum. Himalayan'ı toparlayacak olursak uzun bir video oldu. LED farlar, LED sinyaller, büyük bir ön tekerlek, 21 inç çapında, tubeless şey, şamrali lastikler. Ama böyle şu olay güzel bak, motoru devirdiğin zaman şu olayı koruması, bu bir güzel. Çantalarının takılayıp da böyle tura gidebiliyor olmanız güzel. Burada gel arkadan bir şey gösterelim. Burada BMW gibi stop farı kullanmıyor. Sinyallerin içinde stop grupları var. Bunlar güzel. Hani baktığın zaman kaliteli duruyor. Yani bu fiyatlara alabileceğiniz Türkiye'ye nadir gelen. Evet, lansman fiyatları daha sonra ne olur bilmiyorum ama gerçekten İddialı bir lansman fiyatıyla girdi. Hani şurada da dediğim gibi diğer renklerini görebilirsiniz. Evet, Royal Stand'da da böyleydi arkadaşlar. Bundan sonraki bir videoya geçebilirsiniz. Fuar videolarımız devam ediyor. Ama ne olur bu eve bir abone olursanız çok sevinirim. Hadi başka bir bölüme geçelim.